yerde, düştüğüm yerde derman sende mi? Düştüğüm yerde, düştüğüm yerde derman sende mi? Konuşmak istediğim, ancak konuşamadığım birkaç konu var. Bunlardan birisi feminizm, kadın doğası, kadın davranışları. Bakın, feminizme karşıyım. Feminizm cinsel ayrımcılık yaratıyor. Ancak toplumumuzda, kültürümüzde, kültürümüzün derinliklerinde kadın erkek ayrımcılığı olmadığı gibi kadına bir değer, bir statü var. Batı'da bu yok. Feminizm yapay bir akım. Ancak şunu söyleyeyim size. Kadınları şöyle düşünüyor erkekler. Omuzlarına konan bir güvercin olarak. Masum pırlanta olarak düşünüyorlar. Erkekler ne kadar psikopat, ne kadar sapık, ne kadar cani varsa kadında da var. Kadınların canilikleri, anormallikleri, çıkarcılıkları henüz toplumun gözüne sokulmamış veya yeterince üzerinde çalışılmamış. Bir takım deyimler, bir takım bilimsel çalışmalar var ancak yetersiz. Kadın doğası ve manipüle etme yetenekleri toplum tarafından öğrenilmemiş. Maraş olaylarını duymuşsunuzdur. 1978'de Maraş'ta Alevi-Sünni, Alevi-Ülkücü çatışması oldu. Ve hamile kadınların karınları yarılarak öldürüldü. Bebekleri öldürüldü. Burada Maraş'ta mahkeme kayıtlarına göre azmettirenlerin çoğu komşu ev kadınları. Düşünün, ev kadınları kendi komşusunu hedef göstermiş canilere. Bu bir örnek. Birçok vakada kadınların neden olduğu cinayet, kavga ve birçok olayı görürüz. Ancak bu pek göze batmaz. Şöyle bir söz var. Kadının fendi erkeği yendi diye. Burada fend kelimesi işte azim, çaba, işte terbiye gibi anlam yüklenebilir. Ancak fend kelimesi Farsçadır. Yalan, iftira, düzenbazlık demek. Yani kadının düzenbazlığı, kadının iftirası erkeği yendi demek. Dostoyevski diyor ki, büyük filozof, büyük insan sarrafı Dostoyevski, karşındaki kadınsa iki kat dikkatli ol diyor. Dostoyevski'nin dikkatini çekmiş bir durum. Bakınız, şunu gördüm ben. Kadınların birçoğu, hatta yarısından fazlası ciddi sorunları var. Ciddi düzeyde iftira atabiliyor, manipüle edebiliyor, işin içinden sıyrılabiliyor. Birçok cinayet, kavga, yaralama, ekonomik sorunlar, mesela miras gibi problemlerin arkasında kadınların olduğuna dair birçok vaka gördüm. Aynı Maraş'taki gibi. Düşünsenize, mahkeme dosyasında bir sürü ev kadını sanık var. Hatta en çok ev kadının yargılandığı dava demek. Kadınların manipüle etme yeteneği, ikna etme, yalan söyleme yeteneği muhteşem. Belki de bu yani doğaları gereğidir. Ancak şunu da belirteyim. Annelik duygusu gelişmiş. Annelik duygusunun yanı sıra kişiliği gelişmiş bir kadın mükemmel bir kadındır. Şu hikayeyi biliriz. Zannedersem Musa peygamber.
İki tane Musa peygamberin önüne iki tane kadın getiriyorlar. Bunlar çocuğu paylaşamıyor. Musa peygamber bebeği ikiye bölün diyor. Bir tanesi evet bölün diyor, öbürü hayır diyor. İşte o gerçek anne. Biri canavar anne, biri gerçek anne. Kadınların manipüle etme yeteneği, yalan söyleme, iftira atma ve rol yapabilme yeteneklerini dikkat etmeliyiz, öğrenmeliyiz. Deneyimle öğrenilen şey pişmanlıktan başka bir şey değildir. Bu nedenlerden dolayı İstanbul Sözleşmesi veya benzer sözleşmelere karşı kadına ayrımcılık yapan, pozitif ayrımcılık yapan ve onu şımartan, manipüle etme aracı veren sözleşmelere karşıyım. Çünkü bu sözleşmeler bir silah haline geliyor. Bugün baktığımızda üniversitelerde kampüs çadıları var veya işte benzer örgütlenmeler var. İşine gelmeyen herkese sapık diye etiketliyorlar. Peki sapık diye etiketlediğiniz insan aleyhinde delil var mı? Yok. Peki biz o kadar yani dernek vakıf olarak örgütlü fuhuş, çocuk pornografisi ve birçok olayla mücadele ettik. Hiç çevremizde feminist dernek, feminist grup yoktu. Demek ki yani zor gelince hepsi tüyüyor. Bakınız bugün taciz olayları ve benzer suçlamaların birçoğu asılsızdır. Birçoğu veya abartılmıştır. Ya da boşanmalardaki ensest olayları kadınlar tarafından silah olarak kullanılıyor. Nasıl mı? Bunu ben biliyorum. Çocuk pornografisiyle ilgili çalışma yaptık. Çocuk istismarıyla ilgili. Ve birçok ev kadını veya boşanmak üzere olan kadın kocasını kendi çocuğunu istismar etmekle suçladı. Daha önce zamparalık yapıyordu, paraları yiyordu. Böyle suçlamalar getiriyordu. Çünkü öğreniyor ve kullanıyor. Bunlar ayrıntılı ve hassas konular. Üzerine gitmeliyiz. Ancak şu konuda hepimiz hemfikir olalım. Kadınların iyisi iyidir, kötüsü kötüdür. Kadınların da kötüsü vardır. Aynı erkeklerin olduğu gibi. Bu sebeple erkek kadın ayrımcılığı çok büyük yanlış. Ve kadını şımartan, elini silah veren sözleşmeler İstanbul Sözleşmesi gibi tehlikelidir. Toplum için tehlikelidir.